Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunidagi xabarlarimizni ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunib turishimiz qanamizda qitonlar ekranimiz bo'lsin. Yaponiya Xitoy tahdidiga qarshi davlat mudofaa hamkorligini oshirdi. Amerika Avazı'nın 31. Ağustos'taki haberde bildirilmişçe, Japonya Devlet Müdafiye Ministerliği herbi iktidarını aşırışın tizildiş, tetkikat ve terakki kıldırıp Xitay'nın herbi küçüge takabil duruş için 2022 yılı 5 trilyon 280 milyar yen, tahminen 50 milyar dolar müdafiye hamkötü tasdiklaşın talep kılgan. Haberde kayıt kılınışça, eğer Devlet Müdafiye Ministerliği talep kılgan yeni müdafiye hamkötü lahisi Maliye Ministerliği ve parlament tarafından toluk tasdiklansa, Japonya tarihideki en yukarı müdafiye hamkötü bulup kalıdıkken. Bu hamkot 2021 yıllık müdafiye hamkötüden 2.6% yukarı bulup, ilgiri Japonya hükümetinin müdafiye hamkötü içki işlep çıkırış umumi kıymetinin 1%'ı yetmeydiken. Bildirilişçe, Japonya'nın herbi çıkımının içki işlep çıkırış umumi kıymetinin 1%'ın eşip getmezlikedeki çekilmelerini tunji qitim 1976 yili Miki Tako kabinti belgilegan. Bunundaki maqsad Yaponiyaning yana bir harbiy kuchga aylinib, burun tajovuz qilgan qo'shin davlatlarga qayta tahdid shakllantirishining oldini olish ekan. Yaponiyaning urushdan keyingi tinchlik asosiy qonunida yana Yaponiyaning harbiy kuchini faqat mudofaa uchun ishlatishga bo'ladiganligi belgilangan. Yaqinqi yillardan buyon Xitoyning iqtisodiy amaliy kuchining eshishiga ergishib Xitay devlet müdafiyesi ve harbi işler sahasiga tehimi köp mablag salgan ve yıllık müdafiye hamkoti Yaponiyaning devlet müdafiye hamkotinin 5 hissiga yetgan. Bunun bilan Xitay ayruplarları ve paraxotlarının Janubi deniz, Sharqi deniz ve Tayvan bo'g'izidagi faoliyatlari kunsiri kuchaygandan boshqa dengizda zimin talabi qilishga boshlagan. Ma'lum bo'lishicha Yaponiya devlet müdafiye ministri Nobu Kishi bu yil may ayida Yaponiya taratqularining ziyoratini qabul qilib Xitoyning harbiy kuchining kengayishiga qarata Yaponiya mudofaa iqtidorini ilgirikiga butunlay o'xshamaydigan sur'atda o'stirishi kerak degan edi. Nobu Kishi yana Yaponiya duch kelayotgan bexatarlik muhiti tez o'zgarib, aniqsizlik zo'r darajada oshdi. Biz davlat mudofaa ishlariga ajratmoqchi bo'lgan xarajatning ichki ishlab chiqarish umumiy qimmatida egilgan nisbatini o'ylashmay, muvofiq usulda davlatimizni qo'g'dashga keraklik xarajat ajratimiz degan. Yaponiya Devlet Müdafiye Ministerliği e'lon qilgan Devlet Müdafiye Hamkotining eng yangi loyihasiga asoslanganda Yaponiya kelar yili 4 oyining 1-ci kunidan boshlab 8 dona F-35 A tipliq kurashchi ayroplan, 4 dona F-35 B tipliq tik uchib qo'nadigan kurashchi ayroplan sotib oldi ekan. Bularning qimmati taxminan 1 milliard 183 million dollar ekan. Angliyada Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik haqida muhokama yig'ini boshlandi. 1-sentabr Angliyadagi Newcastle universitetida Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik masalasi haqida muhokama yig'ini boshlandi. Muhokama yig'iniga donliq akademiklar, qonunshunoslar, siyosiyonlar va kishilik huquq tashkilotlari qatnashgan bo'lib, jami 3 kun davomlashadigan. Bu ko'p sondagi mutaxassislarning tunji qitim Sharq Turkiston masalasini muzokara qilishga taklif qilinishi bo'lib Xalqaro jamiyatning Xitoyni Sharq Turkiston masalasi bo'yicha javobgarlikka tortishga urinishidagi eng yangi harakati bo'lib hisoblanadigan. Birlashma agentligining xabar qilishicha, yig'inga qatnashuvchilar Xitoy ijro qilayotgan majburiy amgak, majburiy tug'mas qilish va diniy bostirish qatorliq vahshiyliklarning isbotini o'ttirg'i qo'yish orqali xalqaro jamiyatning qanday qilib Xitoyning Sharq Turkistonda qilayotgan ziyonkashlik qilmishini to'xtatish masalasi muzokara qilindigan. Mazkur muhokama yig'inni uyushtirguvchi Uyg'ur masalasi mutaxassisi Jo Semes Finli bu vaqtda to'xtalib, bu ishning faqat ilmiy masala deb qaralmasligini umid qilaman. Har birimizning ortiqchiligi va ta'sir kuchini birlashtirib, Xitoyga qaratilgan besimni oshirish orqali Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bu xil ziyonkashlik harakatini to'xtata oladigan muvofiq yo'l tepishimiz kerak degan. U so'zda yana bu bir zo'r insoniy ofat. Uning ta'sirsizligi kundan-kunga kuchaymoqda. Bu bir irqiy qirg'inchilikmi yoki madaniyat qirg'inchiligimi va yoki insoniyatga qarshi jinoyatmi? Biz buni qandoq arz qila olamiz? Biz bu ofatning davomlashishini qandoq qilib to'sib qilish haqida tirishchanlik ko'rsatyapmiz deganlarni qayd qilgan. Ma'lum bo'lishicha Simis Fenli Newcastle universitetining Xitoy ishlari mutaxassisi bo'lib, Xitoy uni jazo tizimligiga kirgizgan.
U 2007-yili va 2015-yillari Sharq Turkiston va Uyg'urlar haqida 2 kitob nashr qildirgan. Yig'inga yana yillardan beri Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquqini dafsanda qilish, majburiy amgakka selish, Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilish masalasi haqida ko'plagan dokumentlarni e'lon qilgan Germaniyalik mashhur tadqiqotchi Adrian Zenizmo taklif qilingan. U yig'inda Xitoyning Uyg'ur nufusini azaytishdagi majburlash tadbirlari haqida rasmiy isbot bilan ta'minlaydi ekan. Nuvati Sharq Turkiston masalasi xalqaroda kun tartibga kelgan bo'lib, Amerika hukumatiga Angliya, Belgiya, Gollandiya va Kanada parlamenti Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosatining irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ekanligini e'lon qildi. Bulardan sirt Amerika Sharq Turkistonning paxta va pomidor mahsulotlarini majburiy amgakka chetishlik deb qarab, import qilishni cheklidi. Hamda Sharq Turkistondagi majburiy amgak mahsulotlari savdosiga qatnashgan shirkatlarga jazo yurgizdi. Yevropa ittifoqi va Angliya mu Uyg'urlarga ziyonkashlik qilishga chetishlik Xitoy amaldorlariga jazo yurgizdi. Xitoy kentlar qo'shmoqlashish nomida Xitoylarni Sharq Turkistonga qiziqtirmoqda. Tangritog to'rining 30-avgustdagi xabarida bildirilishicha, Xitoy atalmish kentlar qo'shmoqlashish nomi bilan Xitoy shirkatlari va oqqullarni Sharq Turkistonga ko'plab jalb qilishni kuchaytirgan. Xabarda oshkorlanishicha, Turpan shahri Idqut rayoni Yar bozori Yangi shahar g'arbiy quvuq kenti 2020-yili Xunan o'lkasi Huayuan nahisi Shibadong kenti bilan atalmish qo'shmoqlashgan kent qilib chetilgan. Atalmış Şinjanga nişanlıq yardım beriş aldın qısab komandanlıq ştabi kentler bilen kentlerini qoşmaqlaştırıp, Xitaylarını Şarkı Türkistan'a teximi jalb qilishni maqsad qilgan bolup, baylıqtın tan bəhərlənish, kəsiblərini tan güllendiriş qatarlıq noktalar təkidlengen. Xitay yana atalmış kentler qoşmaqlaşış tədbiridin başqa, Xunan ölkisinin atalmış Şinjanga yardım beriş aldın qısab komandanlıq ştabi Milletler İhtipaqlıqını küçəytiş namıda Xunan ölkisidiki 100 puhravi karxana ve Xunan ölkisi atalmış Şinjan Sodigarlar uyuşmasıdaki karxanlar bilen kelişim imzalagan. Undan başka Xitay mikro şekildeki atalmış Milletler İhtipaqlıqını Şarkı Türkistan'ın yezi kışlaqlarıcı kena etken bulup, bu namda kentlerge evetligen Xitaylar xalq ammasını nazarat kılgan. Xitay yakınkı mezgillerde irqi qırğınçılıq siyasi sebeplik bir kısım devletlerinin cezasıga duş gelgen bolsumu, bir tarafdan her xil vasitalar bilen Xitay şirketlerini Şarkı Türkistan'a mablağ silişki qızıqtursa, yeni bir tarafdan Xitaylarını atalmış Milletler İhtipaqlıqı ixtisaslıqlarını yötkeş digendek namlar bilen Şarkı Türkistan'a yerleşiki qızıqtırmaqda. Qorjaq amaldarlar jinoiy qilmishlarini yana numussizlarcha inkor qildi. Tangritog to'rining xabarida bildirilishicha 30-avgust atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik doiralari Beijingda axborot e'lon qilish yig'ini ochib, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan jinoyatlarini butunlay inkor qilgan. Mazkur yig'inda atalmish Xinjiang ijtimoiy fanlar akademiyasi tarix tadqiqot yurtining mutaxassisi Mahmud Abduvali so'z qilib, Angliyadagi Xitoyga qarshi ba'zi kuchlar irqiy yo'qotish masalasini o'ttirg'i chiqarib, bizga bo'xtan chapladi deb bildirilgan. U yana Angliyaning tarixini so'zlash orqali Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyatlarni normallashtirishga urinib, Angliyaning kishilik huquq to'g'risida so'zlash salohiyati yo'q deb jar solgan. Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan majburiy amgak siyosati haqidagi ayiblashlarni inkor qilish uchun so'z olgan atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumatining Akhbarat bayanatçısı Xu Guishangmu mecburi emgekten ibaret bu kalpağını Angliya kiyişi kerek de bildirilgan. Atalmış Şinjan Üniversitesi kişilik hukuk meselesi mutaxassisi Ramila Şevket söz kılıp, Angliyadaki Müslümanlarının türlük hukuklarının kapaletke ige emesliki, onlarının öz meselesiki köngül bölüşü kerekliki haqqıda çalvaqıgan. Atalmış Uyğur Abdum Raylı Xalık Hükümetinin akhbarat bayanatçısı Elican İnayetmi söz kılıp, Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy kamsitish, irqiy ayrimchilik qilmishlarini butunlay inkor qilgan. Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik bostirish qilmishlarining xalqaroda oshkorlanishiga ergishib, Xitoy jinoyatlarni inkor qilish usulini o'zgartgan bo'lib, qaysi davlatning mutaxassislari Xitoyning jinoyatlarini o'ttirg'i qo'yib ayiblasa, Xitoy shu hamon mazkur davlatning o'tmishdagi hatto necha asr ilgariki xatoliklarini o'ttirg'i chiqarib Sen kılsan bolidiken biz kılsak nemi boptu degen tariqede xalqara cemiyetinin iğizini tuvaqlaşkı urunmaqta. Salam xalqara uquqçular cemiyeti heyeti Uyğur təşkilatlarını ziyaret kıldı.
30 avgust salam xalqaro o'quvchilar jamiyatidan bir hay'at Sutuqboraxon ilm va madaniyat vaqfi va Sharq Turkiston ulamolar birligini ziyorat qildi. Dünyanın her kaysi caylarından kelip Türkiye'de okuvatkan okuvuşçulardan teşkillenen ziyaret ömekinin mezgür faaliyeti Salam Halkara Okuvuşçular Cemiyeti ve Türkiye Yaşlar ve Tenterbiye Ministerliği kollugan amivi teşkilatlarını ziyaret kılış planının bir parçası hesaplandıken. Ziyaret devamında aldı bilen Sutuqboraxon Vakfi ve Şarkı Türkistan Ülümalar Birliği'nin kuruluş tarihi tanıştırıldı. Arkadan Türkiye'deki Şarkı Türkistan davasının tarihi, Türkiye'deki çeteliklerinin teşkilleniş ve teşkilat kuruluşu da uçurgan bir qatar meseleler müzakere kılındı. Söhbet ceryanı diyene Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan irki kırgıncılık cinayeti tunuşturuldu. Ahırda devlet bilen ammevi teşkilatlar arasındaki alakı qatarlık noktalarda fikir almaştırılıp, bu vaktiki tecrübelerini örnek kılış asası da ictimai teşkilatlarını terakki kıldırış müzakere kılındı. BDT Afganistan'daki yemek içmek zapısının muşu ayının ahırları tügeydiğallıkını bildirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Afganistan'daki yemek içmek zapısının muşu ayının ahırları tügeydiğallıkı ve yemek içmek yardımlarının toxtap kalıdığallıkı toğırlık agahlandırdı. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberde bildirilişçe Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Afganistan'a insanperverlik yardım biriş işleri maslaştırıcısı Ramiz Alakbarov, Kabul'dan sırlı katlaşkan muhbirlerini kütüveliş yığını da devlet nüfusunun üçtün birinin yemek içmek bihaterlikinin mahrum işkerlikini, halkının insanperverlik yardımıge muhtaç işkerlikini tekitlep, sintabirinin ahırları yemek içmek zapısı tügeydu. Şunu ihtiyaclık kişilerine asaslık yemek içmek buyumları bilen temelli yelmeyimiz digen. Alakbarov, devletin insani apetke ittirilmesliki üçün insanperverlik yardımının devamlı şişinin zörürlükini tekitlep, fakat yemeklik ihtiyacını kamdiyalışımız üçünla kem digende 200 milyon dolar kerek digen. Uyana Afganistan'a kereklik 1 milyard 300 milyon dolarlık yardım meblağının fakat 39%'nin tamamlanğallıkını mı sözlerge ilave kılgan. Irak Türkiye'den Bayraktar TB2 ve T129 atak tiplik tik uçar alıdığallıkını bildirdi. İraq Devlet Müdafiye Ministeri Cüme İnat Türkiye'den tunci devletlik ve özgeçi korallık uçuşsuz hava aparatı Bayraktar TB2 ve T129 atak namlık tik uçar elişini halaydıqallıqını bildirdi. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe İnat İraq'ta yerlik bir televiziya kanalda bergen bayanatı da mundaq dedi. Türkiye'den Bayraktar TB2 12 tane T129 atak namlık tik uçar ve 6 tane uçuşsuz hava aparatına karşı müdafiye sistemlerini setiveliş için teklif sunduk. Hem toxtam tüzülüşünü talep kıldık. Bayraktar namlı korallık uçuşsuz hava aparatı eliş meselesi de birdeklik hasıl kıldık. Türkiye'nin Bayraktar namlı korallık uçuşsuz hava aparatları intayın ilgar bulup, nahiyeti zor muvaffakiyetlerini kolgu geldirdi. Bular keçilerimi faaliyet elip beriş iktidarı'a ilgi bolganlığı üçün Daesh'a karşı körüşümüzde paydalına alayımız. Dervaqa Irak armiyesi de bu texniki yok. 19 avgust günü İstanbul'da ötküzülgen Xalqara Müdafiye Sanayeti Mahsulatları Yermenkisi'ge iştirak kılgan Irak Devlet Müdafiye Ministeri İnat, Türkiye Devlet Müdafiye Ministeri Hulusi Akar bilen körüşken idi. Hürmetli televizyon görüşler, şunaklı bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşürüz. Eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmettaşlarımıza köptün köp rahmet eydemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.